Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün dünyanın en önemli bilim kadınları arasına giren Doktor Burçin Mutlu Pakdil hakkında bilgi edineceğiz. Doktor Burçin Mutlu Pakdil İstanbul'da doğup büyüdü. Üniversiteye kadar İstanbul'da eğitim gördü. Ortaokul yıllarında dünyanın en zeki insanı olmak istiyordu. Hayalini unutmadı. Sen yapamazsın. Sen bir kadınsın gibi sözlere takılmayıp eğitimine devam etti. Yıllar geçti ve okullarında başarılı oldu. Pakdil 2009 yılında Bilkent Üniversitesi fizik bölümünden mezun oldu. Texas Tech Üniversitesi'nde yüksek lisansını tamamladıktan sonra Minnesota Üniversitesi'nden astrofizik üzerine doktorasını aldı. Arizona Üniversitesi'nde doktora sonrası araştırmacı olarak çalıştı. Galaksilerin yapılarını inceleyerek evrenin şimdiki haline nasıl geldiğini anlamaya çalışmaktadır. Çalışmalarıyla birçok prestijli ödül aldı. 2018'de dünyanın en başarılı gençleri arasına girdi. Şu anda Chicago Üniversitesi'nde araştırmalarına devam etmektedir. Evrenin sırlarını araştıran Pakdil ve çalışma arkadaşları galaksiler hakkında çalışma yaparken üzerinde çalıştıkları galaksinin arka kısmında garip şekilli bir galaksiyle karşılaşıyorlar ve daha sonra Pakdil bu galaksi üzerinde çalışmalar yaptı. İsterseniz Burçin'in galaksisine geçmeden önce galaksi türlerini inceleyelim. Galaksiler hakkında bilgi edinelim. Spiral galaksiler. Spiral galaksiler evrende en yaygın olan türlerdir. Güneş sisteminin de içinde bulunduğu kendi galaksimiz Samanyolu galaksisi ve bize en yakın galaksi olan Andromeda galaksisi bunlara örnektir. Bir galaksinin merkezindeki parlak bölgeye galaktik şişkinlik denir. Orta kısımlarını kesen büyük ve parlak çubuklara sahip olan spiral galaksilere çubuklu spiraller denir. Galaksilerin büyük çoğunluğunda bu çubuklar bulunur. Astronomlar halen galakside hangi işleve sahip olduklarını anlamak için onları inceliyorlar. Buna ek olarak ayrıca birçok spiral galaksi çekirdeğinde devasa büyüklükte kara delik bulunabilir. Eliptik galaksiler Eliptik galaksiler büyük oranda galaksi kümelerinde ve daha küçük gruplarda bulunan elipsoidal şeklindedir. Çoğu eliptik, daha yaşlı, düşük kütleli yıldızlar içerir. Yıldız oluşturan gaz ve toz bulutlarından büyük ölçüde yoksun oldukları için içinde çok az yıldız oluşumu meydana gelir. Eliptik galaksiye en iyi örneklerden biri Messier 87'dir. Düzensiz galaksiler Düzensiz galaksiler adından da anlaşılacağı gibi düzensiz şekildeki galaksilerin yer aldığı sınıftır. Yeryüzünden görülebilen düzensiz galaksiler için en iyi örnek küçük Magellan bulutudur. Düzensiz galaksiler genellikle belirli bir şekilleri olmadığı için spiral veya eliptik grubuna girmezler. Her bir düzensiz galaksinin kendine özgü karakteristik bir yapısı vardır. Doktor Burçin Mutlu Pakdil, 2017 yılında dünyadan 359 milyon ışık yılı uzaklıkta yer alan bir halk tipi galaksiyi keşfetmişti. Ama bu galaksi daha önceden keşfedilen halk cismi gibi tek halkalı değil, eşi benzeri görülmemiş çift halkalı bir galaksidir. Halk tipi galaksilerin bildiğimiz galaksiler içindeki oranı binde birden az bulunuyor. Dış galaksi nispeten parlaktır ve yıldız oluşumunun göstergesi olan birçok parlak yıldız içerir. Bununla birlikte galaksi daha ayrıntılı incelendiğinde Dış halkanın içinde de çekirdeğe daha yakın soluk, dağınık, kırmızı bir iç halk olduğu bulundu. Dış halka yaklaşık 0.13 milyar yaşında oldukça genç görünürken çekirdek 5.5 milyar yaşında çok daha yaşlıdır. İç yüzüğün yaşı henüz belirlenememiştir. Bu galaksiyi diğer galaksilerden ayıran kısım ise çok simetrik bir daire şeklinde yıldız kümesi olması, etrafında iki adet halka yapısı bulunması ve yıldız kümesi ile halkalar arasında bir bağ bulunmaması. Burçin'in galaksisinin boyutu hemen hemen bizim Samanyolu galaksisi boyutlarında. Bu galaksi Hok tipi bir galaksidir. Bu tür galaksilerin nasıl oluştuğu hakkında en ufak bir bilgimiz bile yok. Bilim insanları bu tür cisimlerin sırrını çözmek için uğraşıyorlar. PGC 1714 katalog numarasıyla bilinen bu galaksi, kaşifinin adına istinaden Burçin'in galaksisi adıyla da biliniyor. Dikkatimizi karasal nesnelerle sınırlandırmak, insan ruhunu sınırlamak olacaktır. Astronomi ruhu yukarıya bakmaya zorlar ve bizi bu dünyadan diğerine götürür. Uzay herkes içindir. Sadece bilim veya matematik alanındaki birkaç kişi için veya seçkin bir astronot grubu için değil. Bu bizim yeni sınırımız ve uzay hakkında bilgi sahibi olmak herkesin hakkı. Arkadaşlar videomun sonuna geldik. Destekte bulunmak için kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın.